Herkese merhaba, ben geldim ve bugün gerçekten çok naif, çok güzel bir kitap hakkında konuşacağız. Fatma Aliye'nin Levaihi Hayat kitabı hakkında konuşacağız. Bir diğer adı da Neydi Hayattan Sahneler. Harika bir kitap. Bir an önce başlamak istiyorum. Hadi geçelim sıkı takipçilerim eminim ki e, bu kitabı daha önce görmüşlerdir. Hem YouTube'da alışveriş videomla kitap alışveriş videomla biraz bahsetmiştim. Hem de e, kitap hesabımda Instagram'da e, yorumunu girdiğim ve çok beğendiğimi de söylediğim bir kitap olmuştu. O zaman ben de dedim ki yorumunu da girelim, daha çok anlatalım, daha çok övelim bu güzel kitabı ve bugün hemen şöyle bu harika kitapla birlikteyiz. Peki dedim ya naif bir kitap. Bu kitabın naifliği nerede derseniz ilk olarak kapağında tabii ki de. Bu kapağı öve öve bitiremiyorum ama harika, gerçekten çok beğendim. Onun dışında naifliği nerede? içerisinde kurulan cümlelerde birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğim. Ee, konusunda verdiği mesajda aslında bütünüyle çok naif, çok güzel bir kitap. O yüzden özellikle yorumunu girmek istediğim bir kitap oldu. Hem yazarından da bahsedeceğim. Ee, yazarı da gerçekten önemli. Hem edebiyatımız için önemli de bir yazar. Hadi başlayalım. Ne bekliyoruz? Şimdi Fatma Aliye ile başlamak istiyorum. Şöyle küçük notlar yazmıştım. Onu da hemen yapıştırıyorum. İlk olarak Fatma Aliye kimdir? Fatma Aliye Türk Edebiyatımızın ilk kadın roman yazarıdır, ilk kadın romancısıdır. Bu e, özelliğiyle birlikte çok da önemli bir yere sahiptir. E, Fatma Aliye dediğim bu ilk kadın e, roman yazarı olma ünvanının da sonuna kadar hak eden bir kadındır gerçekten araştırdığım kadarıyla. Hatta kitabını okuduğumda da bunu fark ediyorum ama araştırdığım kadarıyla da hem arkasında da yazıyordu sanırım. Romanlarındaki baş karakterlerin hepsi mücadeleci ve güçlü kadınlardır. Bu baş karakterlerin yanında da e, konuları da yine bu paralellikte gidiyor. İşte kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamaları da aslında daha güçlü olmaları yönünde birçok mesajı da içeren, birçok alt yapıyı da içeren... Harika kitaplar yazdığını görüyorum ve teşekkür ediyoruz Fatma Ali'ye. Gerçekten edebiyatımıza kattıkların için, varlığın için, kitapların için, her şeyin için teşekkür ediyoruz. Birkaç tane daha bilgi vermek istiyorum Fatma Ali'ye ile ilgili. Ondan sonra kitaba geçmek istiyorum. E, şurada bulduğum e, ekstra bir bilgiyi okumak istiyorum ben. Evliliğinin ilk 10 yılında ancak eşinden gizli olarak kitap okuyabilen Fatma Aliye Hanım eşinin bu konudaki tutumunun değişmesinden sonra onun izniyle tercümeler yapmaya başladı. Aslında böylece görüyoruz ki kitaplarında vurgu yaptığı konular aslında kendi hayatından da etkilenerek ele aldığı konular. Burada gördüğümüz gibi ilk 10 yılında mesela eşinden gizli olarak kitap oluyor. Sonra eşinin tutumunun değişmesiyle onun izniyle çeviriler yapmaya başlıyor. Ve İlk çevirisi de mesela Volante romanını Meram adıyla çevirmesiyle başlamış. Ee, bunu bir hanım bir kadın farklı şekillerde belirtiliyor. Muhtemelen çevirilerle değişti. Ee, Basımlarla değişti. Bir hanım imzasıyla yayınlamış ve bunun ardından da mesela tercümeyi Meram takma adını kullanarak çevirilerini yapmaya devam etmiş. Bu arada bu e, çevirisiyle de Ahmet Mithat Efendi tarafından tercümeyi Hakikat gazetesinde bayağı e, oldukça övülmüş ve Hatta kendisinin manevi kızı olarak da kabul etmiş Hatta daha sonra Ahmet Mithat'la da çalışmaları oluyordu Hayal ve Hakikat isimli bir yapıt ortaya koyuyorlar Bununla birlikte gerçekten Fatma Aliye ile ilgili baktığımızda daha birçok döküman elimize ulaşıyor Birçok bilgi önümüze çıkıyor Ve ne kadar önemli olduğunu biz her cümlede daha çok fark ediyoruz Kendisinin romanlarının yanında biyografileri, denemeleri de bulunmakta yani e, ilk tanıştığım kitabı Levaihi Hayat olsun ama sonrasında da yine yazdığı eserleri incelemek istiyorum. Şimdi kitabımıza geri döner. Yazarımız 1907-1908 yılları arasında kitabını tamamlıyor. Esasen aslında yine Fatma Aliye'nin yazarı oldu. Hanımlara mahsus gazetede e, tefrika ediliyor ve ardından kitaplaşıyor. Bir mektup roman aslında ve içerisinde 11 adet mektup var. 5 Osmanlı kadınının birbirleriyle olan mektuplaşmalarını görüyoruz. Bu 5 kadına baktığımızda aslında hemen hemen tabii ki farklılıkları olmakla birlikte benzer konumlardaki hanımları görüyoruz. E, zaten birbiriyle de akraba olanlar var içerisinde. Ama hepsi birbirinden farklı evlilik yaşıyor ve aslında biz o dönemin evlilik sorunlarını, aile içi problemlerini de görmüş oluyoruz ve en önemli noktalarından biri aslında bu kitabı sevdiren bana bir bakış kazanıyoruz o dönemin, o dönemin aile yapısına, o dönemin kadınların konumuna belki bir bakış kazanıyoruz ve bu benim için gerçekten önemli bir bilgiydi. Ve mektuplaşmalarda öyle bir dil kullanılmış ki, öyle cümleler kullanılmış ki sizi gerçekten kendisine hayran bırakıyor. 52 sayfalık ya da 51 sayfalıkta bakalım hemen. 51 sayfadan oluşuyor. Aslında az ama o kadar öz bir kitap ki üzerine siz o kadar üzerine size o kadar düşündürüyor ki gerçekten kendisine hayran bırakan bir kitap. Ve kullanılan dil mükemmel. Biz mektupları okurken sanki yani kendimce şöyle hissettim. Sanki karşımda biri var e, ve bana anlatıyor. Yani mektup, ben mektup okumayı sevmem ya da işte mektup romanlardan hoşlanmam diyenler için bile bence bakmanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Çünkü asla öyle... Sıkıcı mektuplardan değil, sizi içerisine alıyor, düşündürüyor, kafanızın içinde eleştiriyorsunuz, belki günümüzle karşılaştırma yapıyorsunuz. Gerçekten etkili ve muhteşem bir kitap dediğim gibi bugünle de aslında bir e, karşılaştırma yapmaya götürüyor Sizi çünkü görüyorsunuz ki aslında o dönemin kadınlarının yaşadığı problemler hala günümüzde e, tartışılan üzerine araştırmalar yapılan, incelemeler yapılan tezler, makaleler yazılan konulardan. E, hatta şurada bir bilgi vardı. Namdaranı, Zenanı, İslamiyan çalışması ise bugün yeni yeni oluşmaya başlayan feminist tarih bilincinin erken örneğidir. Öncelikle bütün kadınların ve daha sonra bütün erkeklerin de okumasını istediğim bir kitap. Yani 51 sayfa. Çok etkileyici. kendisini hayran bırakıyor. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanacağınıza emin olduğum bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi kitabımızın ne kadar güzel olduğunu konusunda anlaştıysak biraz daha e, iç kısmına, karakterlerine de değinmek istiyorum. Şimdi, e, karakterlerin ismine bakmam gerekiyor. I... Beş karakter, beş kadın karakter ve bunların aralarındaki mektuplaşmalardan oluşuyor demiştim. Ee, esasen hepsi farklı bir evlilik türünü temsil ediyor. ve Hepsinin aslında ee, ufak tefek paralellikleri olmakla birlikte kendine özgü problemleri var. Ve mehabe karakterimiz daha çok mutlu bir evliliği temsil ediyor ve aşkın, sevginin güzelliğinden bahsediyor. Aslında e, ilişkisinde ve evliliğinde mutlu bir karakter. Fehame karakterimiz ise önceleri sevmek, sevilmek, saygı görmek isteyen aslında e, evliliğinden önce de anlattığı kadarıyla veya onlara, ona gelen mektuplarda onun hakkında söylenenlerden anladığım kadarıyla rengarenk, etrafa dolu dolu bakan ve enerji dolu bir kadın. Ama e, evlendikten sonra... E, aslında yaptığı evlilikten sonra eşinin e, davranışları, onu önemsememişim, işi e, ve alkol gibi bazı problemlerinin de olması, evliliğe önem vermemesi, kendisine e, yani karısına, çocuklarına önem vermemesi ve aile içi şiddetin de bulunması nedeniyle e, pek çok problem yaşayan bir karakter Fehame ve o iç ışığını aslında kaybeden bir karakter ve Fehame'nin o dönüşümünü okurken gerçekten e, ee, onun için çok üzülüyorsunuz. Yani öyle güzel anlatıyorlar ki Fehame'yi ardından o dönüştüğü kadın hiç hak etmediği bir konumda aslında. Umudunu, neşesini, her şeyini kaybediyor aslında ve bir beklentisi kalmıyor. Sadece bir ruha, bir hayalete dönüşüyor. Bu gerçekten çok Üzen bir durum oldu beni okurken. Fehame'nin temsil ettiği dediğim gibi aile içi şiddetin varlığının e, olduğu ve kendisinin çocuklarının saygı görmediği aslında e, olumsuz bir evlilik. Burada aslında Fehame'nin hikayesinde verilen durum Fehame'nin bu girdiği durumdan e, çıkamayışı aslında kabullenişe geçişinin bir nedeni de kendisini kurtaracak bir birikime sahip olmayışı aslında. E, eve geri dönme, dönme durumu yok. E, kendi ayakları üzerinde durma durumu yok. Bu yüzden aslında Boyun eğip orada evliliğini sürdürmeye devam ediyor. Ee, devam edelim. İlişkilendireceğim. İlk e, mektuplaşmalarımız Mehabe ve Fehame arasındaydı. İkisi evliliklerinden önce de birbiriyle sık sık görüşen aslında o bahsettiğim güzel enerjide insanlardı. Mehabe'nin yine o güzel enerjisi var dediğim gibi ama Fehame e, çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. Ve bu kitabın en çarpıcı e, mektuplarını da orta, ortaya koyuyor. Bir diğer karakterimiz ise Sabahat. O da farklı bir durumu simgeliyor. Sabahat aslında e, varlıklı da bir kadın. Kendi varlığı var. E, ama aile içerisinde yine büyük bir e, problem yaşıyor. Sabahat aslında evlendiği adamın bir süre sonra hiç de tahmin etmediği gibi, hiç de onun kafasındaki e, o adam gibi olmadığını fark ediyor. Çok da aslında... Çok da boş bir adam olduğunu fark ediyor. Ee, sürekli böyle gaza gelen ve aslında o kadar da vasıflı bir adam olmadığını görüyor. Bu onu üzerken zaten farklı bir durum daha ortaya çıkıyor. Sabahat ağlatıldığını da öğreniyor. Burada aldatılan bir kadını da görüyoruz aslında. Burada Fehame ile Sabahat arasındaki mektuplaşmaları görüyoruz. Fehame dediğim e, önceleri mutlu olan fakat daha sonra kendini kabullenişe geçen ve iç e, pardon aile içi şiddet yaşayan bir kadındı. E, Sabahat e, mektuplaşmalarında Fehame ile Durumunu anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor ama henüz kendinden vazgeçmemiş ve hala mutlu olmak istiyor, mutlu olabileceğine inanıyor. Bu inancı var, hala aslında içinde o ışığı görebildiğimiz bir karakter. Bununla birlikte bu durumu Fehame'ye anlattığında Fehime evet diyor, sen diyor şu an gidebilirsin diyor. Çocukların mağdur olmaz bu gidişinden diyor çünkü onu onları geçindirecek aslında varlığı var dediğim gibi Sebahat'in. Burada yine fehamenin durumuna bir kez daha değiniliyor aslında. E, gidemeyişinin bir nedeni de sadece kendisi değil çocuklarının da mağdur olmasını istemediğinden gidemiyor. Evet, Sebahat e, daha varlıklı, ümidini kaybetmemiş, mutlu olmak isteyen ama aldatılan ve kötü bir yine e, onu mutlu etmeyen bir evlilik yaşayan karakterimiz. Geriye kalan iki karakterimiz ise bu karakterlerimizin kız kardeşlerinden oluşuyor. E, onlar da Ablalarının bu akrabalarının, bu kadınların yaşadıklarını görünce aslında e, geleceğe dair e, büyük endişeler taşır hale geliyorlar ve onların mektuplarında da gelecek kaygılarını görüyoruz. E, yani onlar da farklı bir durumu temsil ediyor. Dediğim gibi en güzel özelliği bu kitabın bize farklı bir bakış kazandırması. Biz 5 farklı kadından e, o dönemde yaşadıkları problemleri görüyoruz aslında. Onların problemlerini, korkularını, endişelerini görüyoruz. Kesinlikle bu özelliğiyle dediğim gibi çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Zaten size yeni bakış açısı kazandıran, bu görüşünüzü genişleten kitapları sevin, sevdirin. Ben de işte bunun için buradayım ve size bu güzel kitabı tanıtıyorum dediğim gibi her her şeyle çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha o dönemden bu sorunları ele alan bir kadın olarak Fatma Aliye'nin öneminden önemine bir kez daha vurgu yapıyorum. Bu vurgu yaparken hala 110 yıl geçmesine rağmen de bu konuların aslında tartışılı oluşu insanı düşündürüyor. Bu kitap Osmanlı döneminde değil de bugün yazılmış gibi. Yani o kadar güncel. Konuları içeriyor ve Türkiye tabii ki de Türkiye İş Bankası günümüz Türkçe'sine de çok güzel uyarlamış. E, kesinlikle böyle okumakta zorlanılacak bir kitap değil. E, harika. Yani son olarak şöyle toparlarsak çok güçlü bir kitap. Kitapta e, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarının öneminden bahsediyor. İnsanca yaşamalarının e, yolunun ekonomik özgürlükten ve eğitimden geçtiğine vurgu yapıyor. Kesinlikle dediğim gibi özellikle e, hem cinslerim mutlaka okuyun okutun kendi hayatınıza sahip çıkın harika bir kitapla işte videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben kitabı çok beğendim. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu güzel kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. 51 sayfalık kitap, hiçbir şey kaybetmezsiniz, kazanırsınız dediğim gibi. Fatma Aliye ile tanışırsınız. İlk kadın roman yazarımızla tanışırsınız. O cümleler, cümlelerin kurulumundaki naiflik, dolu dolu anlamlar içeren o cümleleri, paragrafları okumak. Bunlar hep kazanacağınız şeyler. O yüzden mutlaka kitaplığınıza ekleyin ve mutlaka en kısa sürede de okuyun. Benden bu kadar bugünlük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, desteklemeyi, paylaşmayı unutmayın. Paylaştıkça şovları paylaştıkça daha da okuruz. Bu güzel kitabı yayalım, herkese okutalım. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.